Evet. Aa, buyur evet. Başkan. Didem Hanım. Hı. Didem Hanım, Didem Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi tabii bu yayını takip ediyoruz. Evet. Biz 2 Aralık 2020'de kaybolan Fatma Çeri teyzemizin bir an önce bulunmasını talep ediyoruz. Eğer bilgisi olan veyahut da şüphelendiği bir kimse olanın varsa sizin kanalınıza, ihbar hattına veyahut da kolluk birimine, savcılığa, adli makamlara bildirilmesini talep ediyoruz. Tabii burada iki köy arasında sanki bir husumet varmış gibi bir algı oluştu. Veyahut da muhtarımın talihsiz bir açıklamasından dolayı böyle bir anlaşılma oldu. Ben Beyceköy ile Demircikköy arasında, iki köyün arasında böyle bir olayın olmadığını, birbirlerimize kız alıp verdik, birbirlerimizin dedelerimiz zamanında kalma dostluğumuz vardır. Yani biz suçun kişisel olduğunu, şahısları bağladığını, tüm köyü bağlamadığını, Beyceköy'lü de Demircikköy'lü de her iki köye rahat rahat gelebilir, rahat rahat gider, öyle bir sorun olmadığını bu yönden bunu paylaşmak istedim. Peki Sayın Başkan, ben de size ekrandan şunu Haşim Bey'i de dinleyeceğim. Ekrandan geçen gün gelen bu Çello Mehmet'in görevden alınan muhtarın adı neydi? Nurullah Bey de bunu kulaklarını açarak dinlesin. Sayın Başkan, bu talep sizden geldi değil mi? Bunu ben kayıtlara düşsün diye söylüyorum. Benim sizden böyle bir talebim olmadı. Sizden geldi değil mi Sayın Başkan bu Doğrudur. Talep? Doğrudur. Yani evet. Biz yayında bunu duyduk. Yani Beyceköy, Demircikköy arasında muhtarım da izah edecek herhangi bir bizim sorunumuz yoktur. Bir de Sayın Başkan, beni de zan altında bırakıyor. Ben sonuçta Beycelileri bilmem, Demirci köylerini bilmem, tanımam ki kimseyi. O gün beni de zan altında bıraktı, dedi ki iki köyü düşmanlaştırıyorsunuz dedi. Buradan da bu yayını da ibretlik yayını da ben bu Çello Mehmet'in görevden alınan muhtar Nurullah da kulaklarını açarak dinlesin. Haşim Bey, bakın aslında siz olayı. Didem Hanım, çok özür dilerim. Buyur. Didem Hanım, çok özür dilerim. Biz muhtarım da dahil, diğer muhtarlarım da, belde halkım da dahil, bu olayın bir an önce aydınlanmasını istiyoruz. Evet. Sizlerden bu konuda yardım talep ediyoruz. Adli makamlardan, kolluk kuvvetlerinden. Saygılarımı arz ederim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. İhbaratlarımızı da görüyorsunuz. Kimse, herkes dilediği gibi arayabilir. Evet. Haşim Bey, siz de galiba aynı fikirdesiniz. Ne varsa, ne şeyse anlatsın yani. Haşim Bey, siz de herhalde gerçekler ortaya çıksın. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Hanım. Buyurun Haşim Bey. Yola geldiniz. Evet. Öyle demeyin. Bak, Didem Hanım, geçen konuşmamızda yanlış anlaşılma oldu. Evet. Ben orada da izah ettim. İki köy birbirine yakındır. Kız alıp kız veririz. Çocuklarımız bir okur. Hastalarımız aynı yerde tedavi görür. Yani her gün biz Demircikköy'deyizdir. Demircikköylüler bizim köydedir. Bu annemiz bulunsun. Bizler de kurtulalım. Aile de kurtulsun. Yani kim cezalıysa, suçluysa cezasını çeksin. Peki iki yetkiliden de, Haşim Bey'den de dinledik, Cahit Bey'den de dinledik. Onların da isteği o, bizim de isteğimiz o. Bir şey biliyorsanız lütfen susmayın ki gerçekler ortaya çıksın. Elinizi vicdanınıza koyun ve bildiğiniz şey için, varsa bir bildiğiniz, ihbaratlarımızı arayabilirsiniz. İsmail Çelik, sen de konuş. Biz sadece soru soruyoruz. Sorulardan korkulmaz, gazetecilerden korkulmaz.